Sıcakmış abi burası, sıcakmış. Bugün sen ben seni ısıtayım Maşim. La dur ha Hikmet'in yanında. Uy Şükrü. La ben sağ git dedim ha, kulübede uyu dedim. Ne geldin ha burada uyuyorsun, dükkanın bereketini kaçıracaksın. Ablacığım uyumadım ya, acı çok içim geçmiş. Neyse Maşim ben gidiyorum. Babamla konuşacaklarım var. Akşama bir şey lazım olursa sen bana söylersin. Ben ne bileyim ula, bana ne soruyorsun? Karım değil misin? Kime sorayım? Uy. Ha sıcak bastı, tamam. Haydi ah sen git, benim zaten bir sürü işim gücüm var. Haydi ah tamam. Uy. Kaldık mı baş başa? Ya ne yapıyorsun ablam, ben yaparım ya. Dur. Aa, sen de zaten sabahtan akşama kadar mutfakta bulaşık yıkayıp duruyorsun. Bir şey olmaz. Ya ablam senin de bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Daha yoruluyorsun ablacığım ya. Ne olacak o kadar, olacak o kadar artık. Yıldız, Bahar da gitti. Biz üçümüz nasıl çevireceğiz burayı? Senin yerine buraya birini almak lazım. Sen şimdi Bağ, sen tek başına buraları idare edemezsin. Aa, bu işlerin altından kalkamazsın mı demek istiyorsun Hikmet? Hayır Yıldız, sen artık patronsun. Bir de garsonluk yapamazsın. Buraya şöyle senin gibi çalışkan, güler yüzlü birini almak lazım. Kolay gelsin. Oy Feride hoş geldin. Anam. Hikmet, sen az önce çalışkan, güler yüzlü birini mi bulmak lazım dedin? Buldunuz işte. Patron ne yapıyorum? Kız sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Ne oldu yoksa güvenmiyor musun bana? Ay yok aha, olur mu öyle şey? Ben sağ gözüm kapalı güvenirim de önce bir babana sormak lazım. Sen merak etme onu. Karşılaştık az önce, sordum ona. O da patron bilir dedi. Patron alıyor musun beni işe? Feride bak aha, böyle göründüğü kadar kolay değildir buraya çekip çevirmek. Hem kardeşlerin ne olacak? Şimdi doğruya doğru, onların hakkından bir tek sen gelebiliyorsun yani. Abla ben artık öyle herkesin peşinden oradan oraya sürüklenmekten çok sıkıldım. Biraz olsun kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Ben de senin gibi yapacağım. Her şeye baştan başlayacağım. Hadi benim sebebim malum. Senin sebebin ne? Boş ver abla. Havada yanık bir aşk kokusu var. Benim artık aşkla meşle uğraşacak vaktim yok Şükrü abi. Ben artık işimde gücümde olacağım. Çalışacağım, kendi ayaklarımın üstüne duracağım. Söyle, beni alıyor musun işi, almıyor musun? Alıyorum kız, senden iyisini mi bulacağım? O zaman yemek, asgari ücret artı yol, kabul mü? Kabul, kabul. Önlükler nerede? Mutfakta. Tamam. Maşallah, maşallah. Keyfin yerinde bakayım, ağzın kulaklarında. Çok şükür Emine Sultan, çok şükür. Yani üstümden büyük bir yük kalktı bileyim mi? Şu düğün atlattık ya, bundan böyle ölsem de gam yemem. O nasıl böyle? Daha bebek seveceğiz. İnşallah, inşallah. Selamünaleyküm. Bebeğiniz geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Taze damat. Nasılsın? Yani ben hoş geldim de siz niye geldiniz? Ben dün evlendim ya hani. Oğlum, akşamından balayına gideceği dünüz ya. Onun için geldik. Ha anne, biz size söylemeyi unuttuk ya. Yıldız sonra gidelim dedi balayına. Önce evi bitirelim dedi. Doğru demiş ya gelinim. Tabii işçilerin başında dur ki bir an önce bitsin eviniz. Gelinim haklı. Ne de olsa aklı başında insanın hali de bir başka oluyor. İşte aklın fazlası da zarar. Ay ne oldu? Kavga mı ettiniz yoksa? Üzdün mü kız ilk günden? Yok anacığım, ama o beni üzüyor. Yani çocuk yapmaya yanaşmıyor. Ben nasıl ikna edeceğim bu kızı ya? Neyi bekliymiş? Yaşı da var. Niye istemeymiş de olmaz lan iyiymiş böyle. Ya tamam canım, coşma Emine Hanım. Dur bakalım, kızın da bir bildiği vardır elbet. Ya işte... Bir işin yok diyor. Baba parası yiyorum diyor. İşlerini düzene koy diyor. Doğru değil. Ben de aynı şeyi düşüneyim. Baba
Allah aşkına ya, ben meslek sahibi adamım. İş mi bulamayacağım, hiç mi güvenmiyorsunuz bana? Ya ne alakası var ya? Ben şimdi öyle bir şey mi dedim ya? Aksine ben sağa çok güveneyim. Herkesten çok sağa güveneyim. O yüzden diyeyim ki artık beni tam bir emekli etsen. He? Şöyle bahçeler, şirketleri alsan üstümden diyeyim. Ne dersin? Biz de gezerik. Gezerik. Tabii tabii, çok güzel olur baba. Yıllardır emek verip büyüttüğün şeyi böyle iki dakikada batırırım, aynı. Aa, niye öyle deyin oğlum? Elin kalem tutuyor, mürekkep yaladın, kafan çalışıyor, boyun posun var. Ah, her şeyin üstesinden gelirsin. O işler öyle olmuyor anacığım. Yani benim bildiğim, eğitimini aldığım işi yapmam lazım. Böyle küçük bir mimarlık ofisi kurayım diyorum. Oğlum, sıfırdan başlamak kolay mı? Ben sana kurulu düzen devredeyim, daha ne isteyeyim? Babacığım, yani ha paranı yemişim, ha işlerin başına geçmişim. Benim kendi ayaklarımın üstünde durmam lazım. Şimdi yani ben bir baba olarak sana hiçbir faydam olmayacak mı yani? Olabilir. Şöyle yaparız. Senin o perşembedeki evi bana ofis olarak kiralarsın. Olur biter. Ne kirası? Ula, git ofis yap. Çalış. Ne yapacaksan yap. Ya kirasını vermeden olmaz. Kirası neyse vereceğiz. Sen bu bana karşı mı geleceksin lan? Dediği lafa bak ya. Mollaların şeref oğlundan kira alıyor. Dedirtmem ben kimselere. Dedirtmez. O yüzden git hayırlı olsun. Ofisinde çalış. Hadi. Hadi. Bir ver elini öpeyim o zaman. İyi, hadi öp bakalım, öp. Güzel. İnşallah bebek de severiz oğlum. Sana bir sır vereyim mi? Ver oğlum. Dünyanın en maviş ve en garga burunlu çocuklarını yapacağım. Ay, ay Emine Sultan, ay. Nereye gideceğiz? Fazla uzağa gitmeyek, he?